fidye. Çok güzel. Üzerine toprak atar gibi eleştirmek. Gömmek. Biliyorsunuz. Buyurun. Al yuvar. Al yuvar ya da ak yuvar. Lefasit, eritmesin. İşte içki içiyor musun? Kullanmak ya. Kullanıyor musunuz? Gayet güzel. Kafa yapmak. Benimle alay ediyorlar, benimle dalga geçiyorlar, kafa yapıyorlar benimle. Öyle mi? Öyle. Evet. Kocaman altından Simge Hanım'a. Çok teşekkür ederiz efendim. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Ahmet Bey çok güzel yarıştı. Korkuyorum yani, biraz. Evet ama yani bu fırtına belliydi zaten, değil mi? Baştan beri belliydi değil zaten. 9000'in üstünde başladık. Hı-hı. Aynı şekilde Merve Hanım da işler yolunda gitseydi o da 9700 lira, 9600 lira fark edebilirdi. Ahmet Bey sağ olsun 9700'ün üzerine bir de 54 saniye arttırdı. Evet. Yani bir harf alabilirsiniz ama o harfi alırsanız neredeyse bir dakikaya yakın süre arttıracaksınız efendim. Elif Hanım'ı unutmayın. Pek sessizdir kendisi. Sessiz olandan korkmak korkulur, gerekir. Evet. Başlayalım mı? Ben başlamadan selam göndermek istiyorum. Şöyle bir gözlerimi şöyle. Tamamdır. Buradan Manisa'daki aileme ve akrabalarıma, bir de evde beni bekleyen kedim Mika'ya selam göndermek istiyorum. Biz de katılıyoruz müsaade ederseniz o tatlı selamlara ki uğur bahşetsinler evet size. Efendim, 4 harfli cevaplarınız hemen arkasından gelecek. 5 harfli cevaplardan bir tanesi rakiplerinizinkilerden biraz daha zor. Açıkça söylemek gerekirse. Pekala. Fakat karşılığını verebilecek sorular var aşağı tarafta. O harfi yukarılarda alırsak moralimizi bozmayalım. Tamam mı? Hızlı hareket edebileceğiniz, üzerine bir dakika arttırabileceğiniz bir 9700 puanla kucaklaşabilirsiniz. Ama İnşallah. Belli mi olur? Belki de tertemiz bir 9800 puanımız olacak. Gözümüzü korkak alıştırmayalım. Tamam. Buyurun ilki geliyor. Eski bir kelime, unutulmuş bir kelime değil. Nasıl sorulmuş? Kalıcılık, ölmezlik anlamına gelir. Daha çok... Beka. Evet, devletin kalıcılığı için kullanılır. Çok güzel, çok güzel. Haydi yenisi gelsin. Hazır beka demişken. Tamam. Görelim efendim. Baki olmayan, ölümlü... Fani. Fani, gayet güzel. 1400 puan daha. Tamam, bundan korkmuyorum. Bu 5 harfli tamam cevap gayet basit bir şey. Pat diye cevaplayacaksınız. Görelim. Telefonda seslerin duyulduğu ve iletildiği ahize parçaya ahize deniyor. O da bir 500 puan kazanıyor. Şu hıza başlıyor. Maşallah. Yalnız yavaş vurun ki acımasın eliniz. Tamam. Şimdi tamam, biraz dikkatli olalım. Tamam. Gerekirse bir nefes alalım. Kime denk gelirse gelsin zaten bir ipucum vardı bu soruyla ilgili. Teşekkür gerekirse ederim, onu da paylaşırım. Tamam. Önce bir soruyu okuyalım. Mecazi tanımlama. Nasıl soralım? Mecazi anlamda. Yolsuz bir işe bulunan sudan gerekçe. Bahane yani, gibi ama. Diyelim ki sebep hırsızlık yapmış. Kılıf. Ha, minareyi çalan kılıfını hazırlar. Vallahi bravo. Vallahi bravo. Tamam. Bir korktuğum bir de ağaç sorusu var. O da şimdi huzurlarınıza geliyor. 6 harflidir. Tamam. Valla peyzajda filan çokça görürsünüz aslına bakarsanız. İsmi de gayet iyi bilinir. Tamam. Bir bakalım bakalım. Tamam. Genellikle beyaz, salkım durumunda çiçekler açan ve zamk boya yapımında yararlanılan bir ağaçtır bu. Hani başlamadan bilmiyorum önce demiştim dizisi bile var. Yalnızca ağacın ismiyle değil de. Bir harf alayım. Ben harf alacağım. Peki. Durduralım mı harf aldıktan sonra? Süre boşa akmasın. Zaten başka harf alamazsınız. Sesli harfle başlıyor. A, E öyle bir şeyle başlıyor. Bilmiyorum. İşte A. Kondurun bir A. Ne oldu o zaman? Ak. E. Ek. Hmm. Hiç bilmiyorum ki ağaçları. Yapmayın. Sayalım aklımıza gelenleri. Çam değil. Meşe değil. Çam, meşe, servi, ıhlamur. Salkım söğütü değil. Salkım söğüt değil. Ama ardıç de ağacı değil. Hayır, ki. Hiç bilmiyorum gerçekten. Bilmiyorum, yapacak bir şey yok. Dizisi var. Bizim kanalda yayınlandı yıllarca. Bazen bizim reytingleri geçiyordu. Çok sinirim bozmuyordu o zaman. Tekrarı ya, bu nasıl olur diyor. Akasya. Ne? Akasya. Akasya 500 puan değerinde.